Sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geliyor açıklama. Türk vatandaşları, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşları için tahliye süreci başlıyor. Deniz yoluyla Türk vatandaşları yarından itibaren, 9 Ekim'den itibaren tahliye edilecek. Hemen açıklamanın detaylarına bakalım. Deniz kuvvetlerimize ait iki gemimiz bugün Beyrut'a doğru yola çıkıyorlar. Ve gemilerimizin toplam kapasitesi 2000 yolcu kapasitesine sahip. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar konsolosluk çağrı merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca gün içerisinde paylaşılacak. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye uzun bir zamandır vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar yürütüyordu. Konsolosluk zaten iletişim hatları kurmuştu ve Lübnan'dan ayrılmak isteyenler için bugün o tahliye bilgileri paylaşılacak. Gerekmesi halinde, yani 2000 kişiden daha fazla kişinin tahliye için bir talepte bulunması durumundaysa, tahliye işlemleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlıklar da artık tamamlandı. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a sevk edecek. Belirtelim, sıcak bir gelişme. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları giderek artıyor. Hedefte Beyrut var. Hem kara hem havadan saldırılar devam ederken denizden de Lübnan'da bir abluka başlayacağı beklentisi ortaya çıkmış durumda. Türkiye harekete geçti. İki gemimiz bugün Türkiye'den harekete geçecek ve Lübnan'a doğru gidecekler. Yarın sabah saatlerine Lübnan'a varması bekleniyor bu gemilerin. Ardından da isteyen vatandaşlarımız yarından itibaren tahliye edilecekler. Toplam gemilerimizin kapasitesi 2000 gemi kapasitesi var ve 2000 yolcu taşıma kapasitesi var. Bu yolcular ilk etapta tahliye edilecek. Ancak tahliye talepleri devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde de tahliye süreci devam edecek. Sadece yolcular, vatandaşlarımız tahliye edilmeyecek. Aynı zamanda gemilerde Lübnan'ın ihtiyacı bulunan insani yardımlar da olacak. Bunlar çok önemli. Peki nasıl temasa geçecek? Şu an bizleri Lübnan'da, Beyrut'ta ya da Lübnan'ın farklı noktalarını izleyen Türk vatandaşları nasıl temasa geçecekler? Konsoloslukla, büyükelçilikle iletişim hatları kurulmuş durumda. Vatandaşlara bunlar iletilmişti. Zaten temas halindelerdi. İstenmesi durumunda gerekli bilgiler gün içerisinde vatandaşlarımıza iletilecek ve yarın gemilerin sabah saatlerinde Beyrut'a ve Lübnan'a varmasıyla birlikte tahliye operasyon süreci de artık yarından itibaren başlayacak. Bu önemli bir nokta. Türkiye'nin tahliye operasyonları da başlanıyor. Hemen sıcak gelişmenin detaylarını alalım. Arzu Fidan verdi telefon attığımızda. Arzu, Türkiye günlerdir hazırlanıyordu. Operasyon için tarih belli oldu. Neler var detaylarda? Evet Gökhan Kurt, aslında sen de ifade ettin az önce, Lübnan'dan tahliyelerin artık başlayacağını da özellikle bizler de bu noktadan bir kez daha söylemiş olalım. Az önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden de, Öncü Keçeli'den de bir açıklama gelmiş olduğunu bizler biliyoruz. Hemen o açıklamanın detaylarına bakacak olursak, tahliyelerle ilgili özellikle Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz tahliyesi yoluyla yarın, yani 9 Ekim itibariyle tahliyelerin artık yapılmış olacağını söylemiş olduğunu belirtmiş olalım bizler bu noktadan. Yine baktığımızda aslında o açıklamanın devamında bu çerçevede deniz kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir deniliyor. Yine gemilerimizin aslında toplam kapasitesinin yaklaşık 2000 yolcuyla sınırlı olmuş olduğunu da dikkat çekilmiş olduğunu ifade etmiş oldum. Yine aslında Öncü Keçeli'nin o açıklamasında tahliye işlemiyle ilgili detayların bugüne kadar konsolosluk çağrı merkezimizde temasa geçmiş olan vatandaşlarımıza ayrıca paylaşılmış olacağını da duyurmuş olduklarını söyleyelim. Yine aslında gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde de devam edecektir denilmişti o açıklamanın devamında. Vatandaşlarımızın yine ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm hazırlıkların tamamlanmış olduğuna da dikkat çekilmiş durumda. Dediğimiz gibi yine aslında tahliye için görevlendirilen gemilerin ayrıca insani yardımlarımızla Lübnan'a nakledeceklerdir açıklamasının da Öncü Keçeli tarafından yapılmış olduğunu biliyoruz. Bizler bir kere daha ifade edecek olursak, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden bir açıklama gelmişti az önce. Öncü Keçeli'den beklenen bir açıklamaydı bu. Lübnan'dan tahliyelerin artık yarın itibariyle başlamış olduğunu bizler bu noktadan bir kez daha ifade etmiş olalım ve sözü tekrar size bırakalım Gökhan Kurt. Fidan verdiği notlar için teşekkür ederim. Bir kez daha biz de altını çizelim. Türkiye tahliye operasyonlarına yarın, yani 9 Ekim itibariyle iki gemiyle başlıyor. 2000 kapasiteli gemide vatandaşlarımız, isteyen vatandaşlarımız için tahliye süreci de
başlayacak. Gün boyunca bu sıcak gelişmenin detaylarını da A Haber ekranlarında ekranlara getirmeye devam edeceğiz.